Selamün aleyküm arkadaşlar. Bugünkü video size Bizans celladı İmran Tagin, Bayındır Bey'in naaşını şehre getirdi. O halde Osman Bey neden geri dönmesine izin verdi? Büyük savaş nasıl olacak? Peki kim kazanacak? Peki bu savaş hangi bölümde gerçekleşebilir? Bayındır Bey'in şehidinin intikamı nasıl alınacak? Prenses Maria'ya ne olacak? Kanalımıza henüz abone olmadıysanız videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Öte yandan Bizans celladı Anadolu'ya geldi. Gelir gelmez ortalığı kasıp kavurdu ve en büyük zararı Osman Bey'in körfezi verdi. Bayındır Bey'in şehadeti şeklinde ama biliyorsunuz o da Yenişehir'e gelmiş. Yenişehir'e o zaman geldiğini düşünüyoruz. Osman Bey bundan şunu anlamış olmalı, o Bayındır Bey'den ayrılmaya geldi ve savaş ilan edip geri döndü. Ancak Bayındır Bey'in naaşının daha sonra teslim edildiğini düşünüyoruz. Bunun üzerine Osman Bey'in çok öfkeli olduğu görülüyor. Yani Bizans celladı çoktan ölümünü vermiştir ve savaş ilan edip geri döndü. Daha sonra Bayındır Bey'in naaşı Osman Bey'in huzuruna getirildi. Artık Osman Bey Bayındır Bey'in intikamını alacaktır. Ancak bu intikam bir savaşla başlayacaktır. Bu intikamın savaş alanında alınacağı anlamına gelir. Bir önceki başlıkta bildiğiniz gibi Osman Bey zaten biliyordu. Bizans celladının taş ordusunun geldiğini. Elbette Osman Bey zaten savaşa hazırlanıyordu. Bayındır Bey şehit olmasaydı bile bu savaşın yaşanması gerekecekti. Ancak Osman Bey artık savaş alanında Bayan Derbey'in intikamını alacaktır. Ve bu savaşın bir veya iki bölümde gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Daha da gecikirse. Yani 152. bölüm bu savaş gerçekleşmeli. Bu savaşta her iki taraf da çok acı çekecek. Ama sonuçta öyle düşünüyoruz. Osman Bey'in bu savaşı kazanacağını. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.